Fonksiyonların tersini bulma. Bu videomuzda fonksiyonlar konusundaki en önemli başlıklarımızdan birisi olan fonksiyonların tersini bulmaya geldik. Bir fonksiyonu f(x) olarak gösteriyoruz. Bunun tersi f-1x biçiminde gösterilir. Bir kere f-1x gördüğümüzde bu fonksiyonun f(x) fonksiyonunun tersi olduğunu anlamalıyız. f-1x peki nedir? Bir fonksiyon düşündüğümüzde fonksiyon girdi çıktı ilkesine göre çalışan bir makinedir. Matematikte anlamlı fonksiyonlar tersi var olan fonksiyonlardır. Diğerleri o kadar da anlamsız değil ama genel olarak işe yarayanları terse sahip olan fonksiyonlardır. Burada bir f fonksiyonumuz olsun. Biz buna x girdisini verdiğimizde bu bize bu x'in 3 katının bir fazlasını veriyoruz. Bu f fonksiyonu. Şimdi bu anlamlı fonksiyonsa bu 3x artı 1'i verdiğimizde tersine 3 katının bir fazlasını verdiğimizde bizi x'e götürmektir. İşte bir fonksiyonun tersinin anlamı budur. X koyduğumuzda 3x artı 1'i çıkartıyorsa, biz 3x artı 1'i koyduğumuzda da tersine o bize x'i vermiyor. Şimdi fonksiyonları kümeler üzerinden gösteriminde bir inceleyelim. Bu kısımlar birçok hocanın anlatmaktan haz etmedikleri kısımlardır. Onlar bir an önce işlemsel kısma geçmeyi tercih ederler. Ama buralar düşünsel kısımda gelişmek isteyenleri iyi bilmesi gereken kısımlardır. Robot gibi ters alıp da ne yaptığını bilmeyen bir insan hiç özünde baktığını. Şimdi biz ne yapıyoruz ve bunları niçin kullanacağız ileride? Bir şeyler üretebilecek kişi bu tarz olaylara kafa yormalıdır. Bir fonksiyon A'dan B'ye tanımlanmış olsun. F A'dan B'ye tanımlanmış. Bunun tersi B'den A'ya tanımlanmış. Buradaki önemli olan şey, bir fonksiyonun tersini aldığımızda ters fonksiyonun tanım kümesi f fonksiyonunun görüntü kümesine eşittir. Diğer bir deyişle değer kümesine. Ama burada bir fonksiyonun tersinin olabilmesi için çok önemli bir şartımız var. F fonksiyonunun fonksiyon olabilmesi için burada boşta eleman kalmamalı ve her biri bir kez eşlenmeli. Tersin fonksiyon olabilmesi için de burada boşta eleman kalmamalı ve her biri bir kez eşlenmeli. Bunun gerçekleşebilmesi de işte fonksiyonların f bire bir ve örten fonksiyon ise. Tersi vardır. Bir fonksiyon birebir ve örten değil ise onun tersi fonksiyon olamaz. Biz ileride size bir fonksiyon verip tersini bulun dediğimizde hep kabul ettiğimiz şey fonksiyonların birebir ve örten olduklarıdır. Yoksa birebir ve örten olmayan bir fonksiyonun tersi mümkün değildir, alınamaz. Şimdi burada
Birebir örten bir fonksiyon ve birebir örten olmayan bir fonksiyon. Yazıp neden terslerinin fonksiyon olmadığını bir inceleyeceğiz. Bir f fonksiyonu yazalım. Burada 1, 2, 3, 4 olsun. A, B, C, D olsun. Şöyle gitsin. Şöyle gitsin. Tersi fonksiyon olacak mı bunun, konuşacağız şimdi. Bir f fonksiyonu daha yazalım. Bir, iki, üç, dört. A, B, C, D. Bir B'ye gitmiş olsun. İki A'ya gitmiş olsun. Üç C'ye gitmiş olsun. Dört de D'ye gitmiş olsun. Şimdi bir fonksiyonun tersi var mı? Bu fonksiyonun tersini almaya kalktığımızda burada eşlenmemiş boşta eleman kalacağından bir neden daha var. Buradaki elemandan iki tane eşleme çıktığından, tanım kümesi elemanından bir tane çıkabilir. Tersi bunun fonksiyon değildir. F'in tersi yoktur. Matematikte her fonksiyonun tersi vardır gibi bir fikre asla kapılmıyor. Birebir ve örten olmayan fonksiyonların tersi yoktur. Buna geldiğimizde, bunun tersini almaya kalktığımızda, burada boşta eleman kalmadığı için sorun yok. Her biri bir kez mi eşlenmiş? Evet. İşte bu birebir ve örten bir fonksiyon. Birebir ve örtenlikte zayıf iseniz dönün birebir ve örten nedir? O başlıkları iyice inceleyin. Bir fonksiyonun tersinin olabilmesi için o fonksiyon birebir ve örten olmalıdır. Bunun tersi vardır. Çünkü bu fonksiyon birebir ve örten bir fonksiyon. Bununla ilgili sınavlarda bize sözel soru yazabilirler. Bir fonksiyonun tersi olabilmesi için aşağıdaki şartlardan hangisi gerekli ve yeterlidir? Sadece birebir derler. Birebir olması gerekli ama yetmez. Örten olur derler sadece. Örten gereklidir ama yetmez. İçine olur derler. İçinin hiç ilgisi yok. Birebir ve örten der bir şık. O cevap şıkkımız olacaktır. Çok önemli fonksiyon fikrimizdir. Şimdi burada bir durup fonksiyonların işlemsel kısmına geçmeden önce neler konuştuk bir netleştirelim. Bir fonksiyon fx eşittir y ise f'in tersini aldığımızda bu y ile x yer değiştiriyor. Yani görüntülerimiz bizim artık tanım kümemizin elemanları oluyor. Tanım kümemiz ise bizim görüntülerimiz oluyor. Birinci olarak anlamamız gereken şey budur. Bir fonksiyonun tersini aldığımızda görüntüler tanım kümesi elemanı, tanım kümesi elemanları görüntüler olur. İkinci anlamamız gereken şey, bir fonksiyonun ancak birebir ve örten olması durumunda tersi var. Şimdi de bu konuştuklarımızın herkesin en sevdiği bölümüne gelelim. İşlemsel kısım. Fonksiyon kurallarının tersini alma. Fonksiyonların kurallarının tersini alma. Tabii ki biz de soru hazırlayanlarda
Yukarıdaki kısımları sormayı pek sevmezler. Çünkü genel kitlenin yapamayacağını düşündükleri için daha çok bu bölümleri sormayı, işlemsel kısımları sormayı tercih ederler. O yüzden bizim için yine de yukarıdakiler için bir ton laf söyledim ama en değerli kısım yine de fonksiyonların kurallarının tersini alabilmek olmalıdır. Şimdi bir fonksiyonun kuralının tersi nasıl olur? Fx eşittir 3x eksi 2 ise f'in tersi x nedir? Fonksiyon tersi alırken hepsini almanın tek bir yolu vardır. Bu nedenle ilk olarak her zaman bu yolu öğrenmeyi tercih edin. Okuldaki hocalar bunu da yapılan işlemin tersini alın şöyle böyle. Onlar mantık işi değil. Şuursuzca yapılan hareketler. Burada bir fonksiyonun tersini alırken fonksiyonu kuralını y'ye eşitleyeceğiz. Birinci adımımız bu olması lazım. Ve bütün fonksiyonların tersini almayı sağlayan tek kural budur. Fonksiyonun kuralını y'ye eşitleyeceğiz. Amaç x'i yalnız bırakma formülüdür. X'i yalnız bırak. X'i yalnız bıraktığımız an o fonksiyonun tersinin kuralına ulaşmış oluruz. Şimdi yalnız bırakalım. Eksi 2'yi diğer tarafa atarsak y artı 2 eşittir 3x. Her iki tarafı 3'e bölersek y artı 2 bölü 3 eşittir x oldu. X yalnız kaldı. İşte burada gördüğümüz y artı 2 bölü 3 fonksiyonun tersinin kuralıdır. Üçüncü adımda da bunu yazacağım. F eksi 1 x. Zamanla bu işlemi kafadan hızlı yapmaya başlayacağız. Yeni başlayanlar hız peşinde koşmasınlar. Genel mantığın yapılış işleminin peşinde koşsunlar. F eksi 1 x bu bulduğumuz y'li kısımda en son y gördüğümüz yere x yazarak f eksi 1 x'i yazacağız. X artı 2 bölü. Bu da önemli detaylarımızdan biridir. F'in tersinin kuralı bu. Ama f'in tersinin kuralını f eksi 1 x'in karşısına yazarken bu y yerine x koyacağız. İşte f fonksiyonunun 3x eksi 2'nin tersi x artı 2 bölü 3'tür. Şimdi bu tersin bize anlatması gerekenleri de bir konuşup da yolumuza devam edelim. Mesela bu fonksiyonda f'te 2 koyarsak bize kaç veriyor bakalım. 3 kere 2 6, 2 çıkartırsak 4. F'te 2 koyunca 4 veriyor. Fonksiyonun tersi de 4'ü koyduğumuzda bize 2'yi verecektir. Buraya 4 koyduğumuzda f'in tersi 4 eşittir. 4 artı 2 6 bölü 3'ten 2. İşte buradaki yaptığımız şey çıktıyı veren girdiği bulma işlemi. Bu çıktıyı veren girdiği bulmak istiyorsak getirip burada yerine koyuyoruz. 4 çıktısını hangi girdi verir? 2 girdi. Bu gördüğünüz işlemden sonra istediğiniz an fonksiyonlarda şu hareketi yapabilirsiniz. FA eşittir B ise F'in tersi bu B'yi bu tarafa alıp A'yı bu tarafa atabilirsiniz. B eşittir A'dır. F1 eşittir 5 ise F eksi 1 5
Birdir. Bu özelliğimiz çok değerli bir özelliğimiz. Şimdi fonksiyon kurallarının tersini almaya devam edelim. Onlarca soru çözsek dahi bu adımlarda değişiklik yok. Hangi fonksiyonu bize verirse versin, y'ye eşitleyip x'i yalnız bırakacağız. En sonda bu y'li kısma y gördüğümüz yere x yazarak f-1 x'i yazacağız. Fonksiyonların tersini almak dediğimiz şey sadece ve sadece budur. Kurallarının tersini almak. Şimdi seri biçimde buna örnekler yapalım. Fx eşittir 5x eksi 3 bölü 4. F'in tersi x nedir? Fx eşittir x bölü 3. F'in tersi x nedir? Fx eşittir x küp artı 1. F'in tersi x nedir? Devam edelim daha. Fx eşittir 2x artı 3 bölü 5x eksi 1. F'in tersi x nedir? Bu videoda fonksiyonların tersini almanın kısa yollarından bahsetmeyeceğim. Kısa yollar uzun yol yeterince yapıldıktan sonra başvurulması gereken yollardır. Daha yeterince işlem yapıp işlemselliğinizi güçlendirmeden kısa yolların peşinde koşmayın. Sonra son yıllara geldiğimizde lise sona neden benim işlemim zayıf diye sorgularsınız kendinizi. Fonksiyonların terslerini 9. ve 10. sınıfta fonksiyonlarla temas ediyoruz. 9'da işlenmiyor ama 10. sınıfta işlenecek. Tersini alırken olabildiğince y'ye eşitleyip x'i yalnız bırakma üzerine kurgulayarak alın. Ve bu sizin işlemselliğinizi güçlendirecek. Bir örnek daha yapalım ve yeter bu kadar. X artı 5 olsun bu da. F'in tersi x nedir? Şimdi ilk örneğimizden başlayalım. Bize bir fx fonksiyonu verilmiş, tersi isteniyor. Bunu y'ye eşitleyeceğiz ve x'i yalnız bırakacağız. Y eşittir 5x eksi 3 bölü 4. Burada x nasıl yalnız bırakılır? Bu alttaki 4 ile önce karşı tarafı çarpmalıyız. İşte bunları yaparken matematiksel karar verme bir şeye ulaşmak için matematiksel olarak hangi işlemleri yapmalıyız kararlarını verebilmemiz gerekir. 4 ile y'yi çarptık. 4y eşittir 5x eksi 3. Bizim amacımız ne? X'i yalnız bırak. O zaman bu eksi 3'ün karşı tarafta olması lazım. Eksi 3'ü diğer tarafa atarsak 4y artı 3 eşittir 5x. Buradaki x'i yalnız bırakmak istiyoruz. Her iki tarafı x'in katsayısı olan 5'e böleceğiz. 4y artı 3 bölü 5 eşittir. 5'ler burada gider. X. Ve x yalnız kaldı. Yaptığımız işlemler önce 4 ile bu tarafı çarptık. 4y eşittir 5x eksi 3 oldu. Sonra eksi 3'ü bu tarafa attık. 4y artı 3 eşittir 5x oldu. Sonra x'in katsayısını her iki tarafı böldük ve x yalnız kaldı. İşte fonksiyonun tersinin kuralı bu. Burada y gördüğümüz yere x yazacağız. 4x artı 3 bölü 5 f'in tersinin kuralıdır. Buna geldik. Fonksiyonun ne olduğu önemli değil. Fonksiyonun tersi her zaman aynı yöntemle alınır. Y'ye eşitleyeceğiz. X'i yalnız bırakacağız. X nasıl yalnız kalır?
Bu alttaki üçle karşı tarafı çarparsak x yalnız kalır. 3y eşittir x. Alır işte. Fonksiyonun tersi bu. X yalnız kaldı. Bunu da buraya getirip yazarken y yerine x yazacağız. 3x. F'in tersi budur. Geldik buna. Y eşittir x küp artı 1. Birinci adımımız bu. Amacımız x'i yalnız bırakmak. Bu biri diğer tarafa atacağız. Y eksi 1 eşittir x küp. X'i yalnız bırakmak isteyen birisi her iki tarafı bu üçüncü üstten kurtulmak için küp kök içine atar. Buradaki küp kökle buradaki üç üstü birbirini götürür ve x eşittir. Küp kök y eksi 1 çıkar. İşte x'i yalnız kaldı. Bu fonksiyonun tersidir. Burada y gördüğümüz yere x yazacağız. 3 x eksi 1. Fonksiyonun tersine ulaştık. Y'ye eşitleyip x'i yalnız bırakarak yapmak bizim işlemselliğimizi oldukça kuvvetlendiren bir şeydir. Olabildiğince bu yöntemi kullanalım. Ayrıyetten kısa yöntemlerin neler olduğuna dair ve onlar üzerine düşünmeye dair bir videomuz gelecek. Bu videonun arkasında. Bu video biraz emek işi. Fx eşittir 2x artı 3 bölü 5x eksi 1. F'in tersi x nedir? Değişmiyor. Y'yi eşitleyeceğiz, x'i yalnız bırakacağız. İşte en çok işlemsel olarak bizi güçlendiren tipi geldi. X'i yalnız bırakmak istiyorsak burada nasıl hareket etmeliyiz? Bir kere bir içler dışlar çarpımı yapalım. Şu 5x eksi 1 ile y'yi çarpalım. 5x'ye eksi. Buradaki 1 ile y'yi çarptık eksi y eşittir. 2x artı 3. İşte böyle bir şeyle karşılaştığında bir kişi x'i nasıl yalnız bırakabileceğine dair yorum yapabilmelidir ki matematiksel bir gelecek vaat edebilsin. Burada x'i yalnız bırakmak isteyen bir kişi x'leri bir tarafa, sayılı diğerlerini diğer tarafa toplamalıdır. X'i yalnız bırakmak isteyen bir kişi x'leri bir tarafa, diğerlerini diğer tarafa toplamalıdır. 5x'ye eksi 2x eşittir 1 artı 3. Bunu yaparken kafasında şu vardır. X'leri aynı tarafa toplar. X parantezini alırsam x yalnız kalır. X parantezini alırsak burayı 5y eksi 2 eşittir y artı 3. 5y eksi 2'yi bölü olarak geçirirsek x eşittir y artı 3 bölü 5y eksi 2 olur. Ve x'i yalnız bırakmayı başardık. Buradaki 5y eksi 2'yi diğer tarafa bölü olarak geçirdik. Veya her iki tarafı 5y eksi 2'ye böldük de diyebilirdik. X yalnız kaldığı için bu karşı taraf fonksiyonun tersidir. Burada y gördüğümüz yere x yazarak fonksiyonun tersini elde edeceğiz. X artı 3 bölü, burada da y yerine x koyuyoruz. 5x eksi 2. Bir başka örneğimize geçiyoruz. Yine benzer bir tip. Bize bir fonksiyon verilmiş, tersi soruluyor. Y eşittir x bölü x eksi 2. X'i yalnız bırakmak istiyoruz. Önce bir içler dışlar çarpımı yapalım. X eksi 2 ile y'yi çarpıyoruz. X y eksi 2 y eşittir x. X'i yalnız bırakmak istiyorsak x'leri aynı tarafa toplayıp x parantezini alacağız. X'i bu tarafa, eksi 2 y'yi bu tarafa alalım. X y eksi x eşittir 2 y. X parantezini alırsak bunu. Y eksi 1 eşittir 2 y. Her iki tarafı y eksi 1'e bölersek burada x kalır. 2y bölü y eksi 1. İşte x'i yalnız bıraktık. Burada y gördüğümüz yere x yazarak fonksiyonun tersini elde edeceğiz. 2x bölü x eksi 1. Devam ediyoruz. 2 bölü x artı 5. Fonksiyon tersi nedir?
Y eşittir deyip bunu Y'ye eşit diyoruz. Amacımız X'i yalnız bırakmak. Bir içler dışlar çarpımı yapıp kesirli durumdan kurtulalım. XY artı 5Y eşittir 2. X'i yalnız bırakmak istiyorsak X'leri aynı tarafta toplayıp yalnız bırakmamız. Bir tane X'i var zaten. Demek ki bu 5Y'yi diğer tarafa atalım. XY eşittir 2 eksi 5Y olur. Her iki tarafı Y'ye bölersek buradaki Y'ler gideceği için X yalnız kalır. 2 eksi 5Y bölü Y. X yalnız kaldığı için karşıdaki bu y'li kısım fonksiyonun tersidir. 2 eksi, burada y gördüğümüz yere x yazarız. 5x bölü x. Bu fonksiyonun tersidir. Fonksiyonların tersini bulurken, fonksiyonun ne olduğu önemsenmeden her zaman için onları çözen bir yöntemimiz var. Y'ye eşitleyip x'i yalnız bırakmak. Her fonksiyonun tersini almanın tek yolu budur. Diğer size öğretilen bütün yollar bazı grupların tersini alır, bir kısmının tersini alamaz. Bu ise her fonksiyonun tersini almanın en temel ve en önemli kural ve yöntemidir. Önce bunu bileceğiz. Ondan sonra kısa yollar ve diğer yöntemler gelmelidir. Şimdi burada fonksiyonun tersiyle ilgili sayısal bir örnekte çözüp arkasından fonksiyonun tersiyle ilgili bir özelliği konuşup videomuzu noktalayacağız. Şöyle bir soru ile devam ediyoruz. Fx eşittir 4x eksi 5 bölü 3 ise f'in tersi 5 kaçtır? Bizden istenen şey bir fx fonksiyonu verilmiş. Bunun tersinde 5 koymamızı istiyor. Ve bu fonksiyonun tersini alır, ters fonksiyonu bulur, ardından 5'i koyar hesaplarız. Önce bunu y'ye eşitleyip fonksiyonun tersinin kuralını elde edelim. Bu 3 ile karşıdaki y'yi çarptık. 3y eşittir 4x eksi 5. Eksi 5'i bu tarafa attık. 3y artı 5 eşittir 4x. 4'ü bölü olarak geçirdik. X eşittir 3y artı 5 bölü 4. Ve fonksiyonun tersi 3x artı 5 bölü 4 oldu. X yalnız bırakıldığında bu y'li kısımdaki y yerine x koyduğumuzda fonksiyonun tersini elde ediyoruz. Şimdi fonksiyonun tersi. Bunu da 5 koyduğumuzda da cevaba ulaşacağız. 3 kere 5, 15. 5 daha 20 bölü 4'ten sonucumuz 5 çıktı. 5'in tersi 5'miş. Enteresan bir soru. Farkında olmadan böyle sorular yazılabiliyor. Şimdi bir fonksiyonun tersinin tersi kendisidir. Bir özelliğe geldik. Bir fonksiyonun tersinin bir kez daha tersini alırsak fonksiyonun kendisine ulaşırız. Bununla ilgili sorumuza geliyoruz. F eksi 1x eşittir 3x artı 4 ise fx nedir? Bu sefer bize verilmiş olan şey fonksiyonun tersi, sorulan şey ise fonksiyonun kendisidir. Biz bu fonksiyonun tersini alırsak, f(x)'i bir fonksiyonunun tersini alırsak f(x)'e ulaşacağız. Bunu y'ye eşitliyoruz. 3x artı 4. 4'ü diğer tarafa attık. Y eksi 4 eşittir 3x. Her iki tarafı 3'e böldük. X eşittir. Y eksi 4 bölü 3. İşte buradaki kısım f(x)'i bir fonksiyonunun tersi. f(x)'i bir fonksiyonunun tersi de f(x)'i verir. f(x) eşittir. Buradaki y gördüğümüz yere x yazarız.
X eksi 4 bölü 3. F eksi 1 x'ten fx'e dönmek istiyorsak bunun bir kez daha tersini alırız. Yapacağımız işlem budur. Önemli özelliklerimizden birisidir. Ve bu videomuzu bitirmeden önceki son özelliğimize geldik. Bu son özelliğimiz de gerçekten önemli bir özelliktir. İstediğimiz zaman geride konuştuk bunu aslında. Fx eşittir y ise istenildiği zaman karşıdakini bu tarafa, bu içeridekini karşı tarafa atarak f-1 fonksiyonunu oluşturabiliyoruz. f-1y eşittir x. Fonksiyonların tersini almada kullanılan bir yöntemdir. Ne zaman biz fonksiyonu y'ye eşitleyip x'i yalnız bırakarak ters bulamayız? Şimdi ona geliyoruz. Karşımıza f 3x eksi 2 eşittir 4x artı 5 gibi bir soru geliyor. İse f eksi 1 9 kaçtır? Şimdi burası çok önemli bir soru. Bir fonksiyonun içi x değil ise, x'li demiyorum. Yalnız başına x değilse, yani fx değil ise. Y'ye eşitleyip ters bulma o soruda uygulanamaz. Geride o her türü çözer gibi bir şey söylemişti diye hatırlayabilir bazı. İçi fx olanların hepsini çözer. İçerisi x olmadığında fonksiyonlarda ters almada bu özelliği kullanacağız. Bir fonksiyonun içerisi x değilse, yalnız başına x değilse ve bize tersi soruluyorsa, bu karşıdakini bu tarafa, içindekini diğer tarafa atarak ters alacağız. Bu soruda f eksi 1, 4x artı 5 eşittir 3x eksi 2 olacak. Ve fonksiyonun tersine böylece ulaşmış olacağız. Bize f eksi 1, 9 soruluyor. Yani içerinin 9 olması isteniyor. Şunu başka bir renkle devam edelim. Şurasının 9 olması isteniyor. 4x artı 5'i ne 9 yapar? Eşitler buluruz. 4x eşittir 4. X eşittir 1. X yerine 1 koymamız gerekiyormuş. X yerine 1 koyarsak içerisi 9. F eksi 1 9. Karşı tarafta da x yerine 1 koyarız. 1'e eşit olur. F eksi 1 9'un biretleri bulmuş olduk. Bu içerisi x değil iken yalnız başına fonksiyonun tersini almak için karşıdakini bu tarafa, içeridekini diğer tarafa atarak ters alırız. Bu birçok soruda kullanabileceğimiz bir özelliktir. Bir tanesi daha geliyor. f(x) eşittir 3 üzeri x artı 1 ise f'in tersi 10 kaçtır? İleride logaritma öğrenene kadar üslü sayıların tersini alamayız. Böyle bir şeyle karşılaştığımızda bunu buraya alarak bu içeridekini de karşıya atarak tersini alacağız. İçerisi x olarak gözükmesine rağmen y'yi eşitleyip tersi alınabiliyor bunu. Ama logaritma bilmek gerekiyor. Siz karşı tarafta üslü bir şey görürseniz de yer değiştirmeyle ters almanız gerektiğini bilmeniz lazım. Karşı taraftaki 3x artı 1'i bu tarafa alırsak 3 üzeri x artı 1 eşittir. Bu içerideki x'i de diğer tarafa attık. X.
Şimdi bunun içinin 10 olmasını istiyoruz. X yerine kaç koymak gerekiyor? 3 üzeri x artı 1'in 10 olmasını istiyoruz. 1'i diğer tarafa atarsak 3 üzeri x eşittir 9. X'in 2 olması lazım. Burada x yerine 2 koyarsak f-1 10'u elde edebiliyoruz. 2'yi koyuyoruz. 10 eşittir. Karşıda da x yerine 2 koyuyoruz. Ve cevabımız f'in tersinde 10, 2'ymiş. Bu özellikle fonksiyon tersini almada bizi en güçlü hale ve son noktaya getiren özelliğimiz. Baktığınız bir soruyu çözmekte zorlanıyorsunuz. Karşıdakini bu tarafa, bu içeridekini diğer tarafa alarak tersi alabiliyoruz. İçerideki sayıyı etmesi için burada x yerine ne koymamız gerektiğini düşünür ve soruyu çözebilirsiniz. Burada fonksiyonlardaki ters bulma ile ilgili ilk videomuzu noktalıyoruz. Sırada kısa yoldan ters bulma olacak. Ardından da ters bulma ile ilgili karışık soru çözüm videomuz olacak. Bu videomuzu burada noktalıyoruz.